Herkese merhaba. Bugün sizlere sadece 3 tane malzemeyle yapmış olduğum pişirme gerektirmeyen muhteşem bir lezzetle geldim. Mutlaka kaydedin ve deneyin. İlk malzeme olarak erik kullanıyorum. 200 gram kadar. Benim eriklerim yumuşaktı, o yüzden sıcak suda bekletmedim. Sizlerinki kuruysa 5 dakika kaynar suda bekletin. İlk yedeklerini çıkarttıktan sonra robota ekledim. 200 gram kadar da kavrulmuş tuzsuz fıstık kullandım. Robotumuzu ekledikten sonra hamur kıvam alana kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar çekelim. Çektikten sonra hemen sizlere kıvamını göstereyim. Şekil alabilen güzel bir hamur oluyor. Şekil verirken de tamamıyla hayal gücünüze bağlı. Ben limon sıkacağını kullandım. İçerisine streç film yerleştirdim. 1,5 yemek kaşığı kadar harcımdan ekledim. Arada sırada da parmağımı suya batırdım. Böyle üzerine bastırarak sabitledim. Sonrasında da çok rahat bir şekilde çıkarttım. Ve tamamını aynı işlemden geçirdim. Benim vermiş olduğum ölçülerle limon sıkacağını şekil verdiğim için toplamda 7 tane oluştu. Sizler isteğe bağlı ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak miktarını artırabilirsiniz. Kullanmış olduğum erik ekşiydi. Fıstığın verdiği, kavrulmuş fıstığın verdiği lezzet ve üzerine eklemiş olduğum çikolatayla birbirini tamamlayan muhteşem bir lezzete dönüşüyor. Sadece 3 malzeme ve pişirme gerektirmeyen, çok da kolay, şipşak yapmalık muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Görmüş olduğunuz gibi çok da rahat bir şekilde çıkıyor. Daha sonrasında da tamamını yaptıktan sonra ben böyle müfin kağıtları vardı, içerisine yerleştirdim. Sonrasında da 40 gram kadar da çikolatamı çaydanlığın üzerinde kaynayan suyun buharında erittim. Ben sütlü çikolata kullandım. Sizler isteğe bağlı daha diyetlik olsun isterseniz bitter çikolata da kullanabilirsiniz. Üzerlerine birer yemek kaşığı kadar çikolatadan ekleyelim. 5 dakika kadar da buzdolabında donması için bekletin. Sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için sayfamı hala takipte değilseniz takip alırsanız sevinirim. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.